Haydi arkadaşlar, herkese merhabalar. Size bir tuzaklı mezar girişini göstermek istiyorum. Eldivenimi giyineyim. Malum hava ayaz. Telefonu da bir ayarlayalım. Bir GoPro alamadık fakirlikten. Evet. Şöyle yaparsam. Aslında bu da benim tutuşum değil ama. Evet, şimdi boşluğa bir girelim. Şöyle göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar. Şu an boşluğa girdik. Evet, hava biraz rüzgarlı. Çubuklar etkileniyor ondan. Şöyle dönersek. Ben daha önce bulduğum için, bakın burası şimdi kapıyı gösteriyor arkadaşlar, bakın. Kapandı. Yani mahzenin kapısını gösteriyor. Açtı. Devam ediyoruz. Bakın. Geri kapattı. Bakın. Yani boşluk bayağı bir büyük arkadaşlar. Yani onu, alanı daha sonra göstereceğim size. Kapıyı bir daha göstereyim. Buradaki önemli olan kapıdaki tuzak. Nasıl bir şey? Bana göre tuzak yani. Bakın. Açtı tekrar. Çok da iyi çekemiyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Bak. Kapattı tekrar. Şimdi arkadaşlar, çubukları şöyle bırakayım. Bir normal şey geçeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar, tuzak nerede diyeceksiniz, bakın. Şuradan, şu görmüş olduğunuz yerden, ayağımın olduğu yerden şuraya kadar bir kapı var. Bakın şu köşeden bir daha göstereyim. Şöyle. Hatta çubuklar diyeceğim, koyayım diyeceğim de olmuyor. Neyse, şuradan arkadaşlar şuraya kadar. Yani bakın şimdi belli olur. Evet. Şimdi burası giriş. Burası şöyle, şu şişeden, hatta şöyle göstereyim. Şimdi tam olur. Evet. Bakın. Şuradaki çizgiden, demin çizdiğim yerden şişeye kadar arkadaşlar bir kapı var. Bu kapımızın üzerinde ise, yani burayı biz açtığımız zaman arkadaşlar, görüyor musunuz kayayı? Yani muhtemelen bu kaya ya biz içeri girdiğimizde bir şeyi tetikleyeceğiz ki, demek ki ya da biz burayı derinleştirip işte kapıyı açmak için uğraştığımızda oradaki tetiğini çekeceğiz. Muhtemelen bu hani bir taştır, bir şeydir, işte kazmayı küreğe vurduğun zaman kafanın üstüne inecek arkadaşlar, ya da işte ne bileyim, içerideyken düşebilir veya işte buradan açmaya uğraşırken düşebilir. Bir şekilde tuzak bu arkadaşlar. Genişliğimize gelirsek arkadaşlar,
Bakın şura kapı, şuradan başlıyor işte. Kapının bittiği yerden bakın şurada şişeyi görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet. Şişenin başladığı yerden tam buraya kadar kapı arkadaşlar. Şimdi boşluğumuz ne kadar büyüklükte? Ben buraya mahzen diyorum da. Yani bayağı bir geniş çünkü. Bakın şöyle geliyor. Şurada bir köşe veriyor. Buradan geliyoruz. Arkadaşlar nereden dönmüştük? Şuradan. Evet. Bu sefer böyle dönüyoruz. Devam ediyoruz. Buradan dönüyoruz. Şimdi bakın o tuzak dediğim kaya, yani kapının olduğu yere bakın arkadaşlar, yani uzaklığı anlayın. Buradan da bu şekilde gidiyoruz. Hemen şurada bir dönemecimiz var. Buradan dönüyoruz. Şurada bir dönemecimiz var. Ve buradan da şu görmüş olduğunuz taş yığma mezara geliyor. Yani buradan boşluk arkadaşlar. Yani ben mezar diyorum da. Burada boşluk yani. Yani yatan bir kimse de yok. Yani mezar. Şey de yok. Malzeme orada. Hemen kapının sol tarafında. Bakın burası da böyle, bu yürüdüğüm yerde arkadaşlar şu an. Şeyin devamı. Odanın yeri. Burası buraya kadar. Şöyle göstereyim. Buraya kadar bir boşluk arkadaşlar. İki oda. Bak biri o belli belirsiz işte gözüken taş yığma. Şu şişenin olduğu yer kapı başlangıcı. Ve şurası kapının bittiği yer. Ve üstünde de böyle bir tuzağımız var arkadaşlar. Çözüm önerirsiniz. Tabii biz bunu hani ben bildireceğim gerekli yerleri ama tabii bana bu konuda da yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Nereye başvurmak gerekiyor? Pardon, kamera kaydı. Telefon yerinde durmaz oldu. Tabi arkadaşlar hani bunu da gösterebilirsiniz, yol gösterebilirsiniz. Yani nereye müracaat edeceğiz, nasıl yapacağız, ne yapacağız? Bir de arkadaşlar bu tuzağı nasıl biz atlatırız? Aslında kalktığımız zaman bu tuzağı nasıl atlatırız? Buna da bir altta yorumlara eklerseniz, yardımcı olursanız sevinirim. Ve kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Size malzemenin yerini de göstereyim. Arkadaşlar bakın, tam şurası ilginçtir. Yani şuralar kar tutmuyor arkadaşlar bakın. Hani bu ayağımdan gelen karlar da, bak şura işte şey, şuralarda biraz var ama şu kısım ben ne zaman geldiysem buraya, burada kar yok yani.
Artı şurada kendiliğinden açılmış. Bakın şöyle, gerçi bu muhtemelen sonradan oluşan, hani bir vatandaş tarafından yapılmış değil de sonradan oluşmuş gibi geldi bana. Bakın şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi yani bura bayağı bir geniş. Hani oda bayağı bir oda. Tekrar şurayı göstereyim size. Arkadaşlar bu arada iç çekip duruyorum. Bayağı bir ayaz var. Bakın şu an şeyin üzerindeyim. O dediğim taş yığmanın üzerindeyim. Bakın şöyle devam ediyor arkadaşlar. Bu bayağı. Ben burayı ilk gördüğümde dedim ki bura hani şey, tarla, şuralar tarla olduğu için tarlalarını attılar dedim. Hani tarlalarını buraya yani atmaları biraz saçma olur, tarlanın kenarında olsa. Neyse, size ilerleyen zamanlarda arkadaşlar, bakın şu ileride gözüken büyük dikey gibi duran kaya da tuzak, onu da göstereceğim şimdilik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve arkadaşlar gene söylediğim gibi bu kayayı biz nasıl alt ederiz, nasıl yeneriz, bana bunun bu konuda yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Bakın giriş, tekrar göstereyim şöyle son bir kez. Giriş şu şişenin olduğu yerden, şu çizgi diyeyim, karartının olduğu yer yaklaşık 1,5-2 metre civarında. 1,5-2 metre civarında bir kapı girişi var arkadaşlar. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Ha, ben tuzak diyorum, belki de tuzak değildir. Yani bu işin ustası, daha uzman arkadaşlar varsa, onlar yorum yaparsa sevinirim. Hani belki de tuzak değildir, denk gelmiştir, öyle bir tuzak görüntüsü verilmek istenmiştir. Bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşın. Ne çok söyledim bunu ya.